Tam beri geldik Teotihuacan'a. Bilet aldık. Teotihuacan'a geldik. Yani otobüs boyunca 80 kere söyledim. Hala tam olarak söyleyemiyorum yani. Olmekler aklımda. O da Olmeka'dan. Onlar yapmışlar 7. yüzyıl civarında. Ortadan kaybolmuşlar. Bunları yapan kişilerin uzaylılar olduğunu söyleyen de çok fazla var. Burada tanrılara kurban veriyorlarmış. Bir defasında 20 bin kişiyi kurban vermişler. Yani Aztekler. Verilecek en değerli şeyin insan kanı olduğuna inanıyorlarmış. Evet. Dünyanın en büyük 3. piramidi. Uzunluk olarak tırmanamadık piramitleri. Herhalde 20 yıl önce falan gelmemiz lazımmış. Piramide. Neydi? Teotihuacan. Ama öncesinde Autobus Central North Del. Otobüse bineceğiz. Otobüs terminaline. Evet. Amca hiç İngilizce bilmiyor ama anlaşıyoruz bir şekilde. Anlamadığımızı söylüyoruz, İspanyolca bilmediğimizi. Yine de konuşuyor. Hele dün akşamki amca, dün akşam da taksiyle döndük eve. Nerelisiniz dedik, Turco dedik. 10 dakika anlattı bize. Bilmiyoruz diyoruz İspanyolca, gene de anlatıyorlar sağ olsunlar. Çok sempatik insanlar. Akşamları genelde dönüşte taksi kullandık. Taksi çok aşırı pahalı değil. Hem de yorumlarda görmüştüm, taksiciler işte kafalarına göre fiyat söylüyor falan. Şöyle karşılaşmadık. Hiç alakası bile yok yani, gayet uyumlu. Her bindiğimiz taksi, taksimetreyi açıyor. Şurada gördüğünüz gibi de bir sürü belge geliri var. Taksiyle alakalı tek bir söyleyeceğim bir şey var. Onu da söyleyeyim, öyle bitireyim. Çok fazla hızlı kullanıyorlar taksiyi. İçiniz dışınıza çıkabilir. Neymiş? Ah, çocuğun fotoğraflarını görüp heyecanlanıyor musun? Çocuğum. Anapya bakayım. Ah benim yerim. Çok tatlı. Çalışıyorum kesin o sıra. Evet. Tamir'e geldik Teotihuacan'a. Bilet aldık. El yordamıyla otobüsü bulduk. Otobüse bindik. İnşallah doğru otobüse binmişizdir tabii. Ne kadar verdik? 52 git, 52 dön. 104. Saati de önemli değil. Biniyorsun sadece. Dönüşte istediğimiz saate döneceğiz. Bakalım. Otobüs çok rahat. Uçaktan rahat kaldı. Ama eski çok eski. Burada şükür. Evet. Şapka almadık. Gülşah aldı. Herkes şapka takmış. Dün gözlükle yanmışım. Belli oluyor mu diye. Burnumun sadece artık şu kısmı. Bugün nasıl yanacağız hiç bilmiyorum. Tam hiç ameliyanıklarımız var yani. Zaten çok hoşmuş. Piramidimiz nerede? Gracias diyorum sana. Güneş piramidi karşımızda. Galiba ben de şapka alsam iyi olacak. Bir de bugün iyi ki biraz bulutlu. Maşallah hava. Gerçekten büyükmüş. Adam bağırıyor. Şu ağzında bir şey mi var onun? Teotihuacan'a geldik. Burada güneş piramidi biraz ışık vuruyor. Şöyle ışığı alayım. Yani otobüs boyunca 80 kere söyledim. Hala tam olarak söyleyemiyorum yani. Burası ölüm yolu diyorlar bu yola. Ve sonunda da ay piramidi var. Azteklerle ünlü olan bir bölüm. Milattan sonra 100 yıllarında. Azteklerden önce burada yaşamış uygarlıklar burasını oluşturmuş. Kim diyorsanız Olmekler aklımda. O da Olmeka'dan. Biliyorsunuz Tekila'nın adı Olmeklerden geliyor. Onlar yapmışlar ve 7. yüzyıl civarında ortadan kaybolmuşlar. Yani birçok neden olduğunu söylüyorlar. Kuraklık en başında. Kimisi uzaylıların alıp kaçırdığını, hatta bunları yapan kişilerin uzaylılar olduğunu söyleyen de çok fazla var. Ama ben pek fazla bu uzaylı mevzusuna inanmıyorum. National Geographic'de uçurumları oluşturmak için çok fazla ağaç kestikleri ve bu yüzden susuz kaldıkları, bu yüzden de göçmek zorunda kaldıkları söyleniyor. Sonra Aztekler geliyor 1200'lü yıllarda. Ondan da bakıyorlar ki bomboş bir arazi. İki tane efsane büyük piramit var. Tam buraya yerleşmemiz lazım diye düşünüyorlar. Ve buraya yerleşiyorlar ama büyük şeylerden korktukları için piramitlerden de korkuyorlar. Ve onları kutsal bir şey olarak düşünüyorlar. Evet. Çıkmayı düşünüyor muyuz?
burada tanrılara kurban veriyorlarmış. Bir defasında 20 bin kişiyi kurban vermişler. 20 bin kişi tek seferde. Yani Aztekler. Burada verilecek en değerli şeyin insan kanı olduğuna inanıyorlarmış. Evet. Bu bölge yaklaşık 80 kilometre kareymiş. 200 bin kişi yaşıyormuş burada 1200'lü yıllarda. Amerika kıtasının en çok insan yaşayan bölümüymüş. 80 kilometre karede ne kadar büyük olduğunu söyleyeyim size. Kadıköy 40 kilometre kare. Yani iki tane Kadıköy kadar büyükmüş ya. Burası. 3 tane piramit var. İleride de bir tane var ama o bayağı ileride. Oraya yürüyebilecek miyiz bilmiyorum bu sıcakta. Dünyanın en büyük 3. piramidi. Uzunluk olarak 60 metre. Yüksekliğinde en uzunu Mısır'daki piramit 150 metre. Yüz ölçümü olarak da en büyük piramidiymiş. İçinde mumya falan yok. Tamamen silme taş. Bence buna çıkılmıyor gerçekten. Güneş piramidinin tepesine çıkanların dileklerinin gerçek olacağı söyleniyor. O yüzden Gülşah çok çıkmak istiyor da. Kırmızı olan bölümler şuradaki. Oraları doğal yerleriymiş. Bazı yerler restorasyon. Tırmanamadık piramitleri. Herhalde 20 yıl önce falan gelmemiz lazımmış. Bunlar gerçekmiş. Evet. Bu boyaları kaktüslerden yapmışlar. Lütfen dokunmayın diyorlar. Dokunmayalım biz de. Bunlar tam 2000 yıllık. Dokunmayın diyorlar. Böyle çok yakın çekim ama dokunmayın. Çok deforme olmuş, evet. Yani belki de daha evvelki zamanlarda daha serbestti her şey ama şu an kendileri belirledikleri birkaç yer dışında hiçbir yere çıkmaya izin vermiyorlar. Biz şunun arkasından dolandık geldik. So it's the